Ceren, nereye geldik biz? Nereye geldik? Terasta. Ne yedin sen burada? Terasta. Yedin mi bir şeyler? Terasta. Yedin değil mi? Ha, o ileri gitti. Deren, poz verir misin bana? Gidelim. Olur olur, gidelim. Abaneye gidelim. Gidelim. Ne anneciğim? Ha, kemer de var. Kemeri de var. Evet anne. Kemeri de var. Şurada ayıcıklar var arkadaşlar. Bu bir oyun herhalde. Burada da ben varım. Şeyleri aldım. Suları aldım. İçtiğimiz suların bidonlarını aldım. Yolda su falan bulursam mutlu olacağım diye aldım açıkçası. Size el sallayamıyorum maalesef. Şöyle benim kızları da bir görün arkadaşlar. Hayır, otur bakayım. Onu istiyor, tamam. Merhabalar, Hemşire Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz, biz ne yapıyoruz? Biz arkadaşlar Artvin'e gidiyoruz. Mola verdik. Burası Afyon Merol. Ne Afyon'da? Afyon il sınırları içerisinde. Burası Afyon il sınırları içerisinde arkadaşlar. Et Mangal Evi. Ahmet İpek yazıyor arkadaşlar. Yani bir de bir şey var. Yakıt aldık. Asıl biz buraya yakıt almak için yanaştık ama eşim kahve içmek istedi. Kahve içerken sucuk ekmek yiyelim dedik. Çok güzeldi. Özellikle sucukları kendileri yapıyorlarmış. Harikaydı. Kızları arabadan indir bindir yapınca geri bindirmek çok zor oluyor. Böyle sorunlar da yaşıyoruz ama neyse arkadaşlar. Ben neyi anlatıyorum, ne yaptım? Biz arkadaşlar Artvin'e gidiyoruz. Çıktık yola. Saat 9'da çıktık. Şu an saat 12. 3 saattir yoldayız arkadaşlar. Normalde Afyon'da mola verecektik. Eşimin kardeşi Afyon'da çalışıyor. Mola verecektik. Fakat o da şu an, yani bugün cumartesi itibariyle Artvin'deymiş. O da izin almış. Artvin'e gitmiş. Ne tesadüf. Biz de çok mutlu olduk açıkçası. Şimdi hep birlikte Artvin'de görüşmüş olacağız. İyi olacak bizim için. Neyse arkadaşlar, yolculuk devam ediyor. Ben bu videoyu pazartesi koyacağım. O yüzden küçük küçük yolculuktur. İşte nerelerde mola vereceğiz, ne yapacağız. Küçük küçük anlatımlı bir video olacak bu. Mesela akşam Çorum'da kalacağız. Çorum Orman İşletmenin misafirhanesinde kalacağız. Oraları da gösteririm size. Bakalım neler göreceğiz. Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Beren. Nereye geldik biz? Hadi arabaya hekle. Ama biz neredeyiz şimdi? Bu Ankara'nın çıkışında bir yerdeyiz ya. Ankara'nın ya. Çıkışındayız arkadaşlar. Ankara'yı falan geçtik. Oraya binmeyeceksiniz anneciğim. Ben Ankara'dan çıktık şimdi. Gel. Yine Şel'e geldik arkadaşlar. İhtiyaç molası ve birer kahve içtik eşimle. Kızları arabaya bindireceğiz. Bir kere kızları arabadan indirdik mi gerçekten bindirmesi çok zor oluyor. Sonra nereye gideceğiz? Çorum'a gideceğiz. Çorum'a 2 saat var. Şu an saat kaç ki? Şu an saat 5 arkadaşlar. Saat 5. 2 saat yolumuz olsa 7'de Çorum'da olacağız. Belki öyle yaparız. Çorum'da bir mola veririz arkadaşlar. Hani bir yeşil bir alan bulup orada bir vakit geçirelim istiyoruz. Hani bulursak. Ama sıcak arkadaşlar. Hani burası da sıcak. Hadi bakalım arabaya. Bunların hiç binesi yok Erol.
Ben gazlarını alalım bizi mi? Nerede alalım? Hayır gidelim ya gidelim. Tamam. Gidelim. Oralarda vardır herhalde ya yeşil alan. Kızlar. Kızlar ne yapıyorsunuz? Ama artık ya, arabaya binmeniz gerekiyor anneciğim. Herkes koltuğuna binmesi gerekiyor. Orada ben oturuyorum. Ama çok kızıyorum. Bak hadi gideceğiz ama. Akşam oldu. Hadi annem. Hadi. Hadi müziği açıyorum. Hadi. Sen Ceren olursan. Ceren oturur. Kiki koku koku. Hadi müzik açılıyor. Kiki koku koku açıyor baba. Hadi. 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 Müziği de açıyor. Hadi. Gel. 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 Ay burası kimin burası? Arkadaşlar kızlara kısa kolu giydirdim. İyi ki de böyle giydirmişim. Çok sıcak. Aşırı derecede sıcak var. Gel. Öyle yani. Yolculuk devam ediyor. Gayet de güzel gitti yolculuğumuz. Sanki ki çok hızlı gelmişiz gibi geliyor bana. Normalde biz gece 12 planlarken akşam 7'de Çorum'da olacağız arkadaşlar. Çok ilginçtir. Değil mi öyle oldu? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 saat erken. Niye öyle oldu? Öyle hesapladın sen onu? Samsun'a göre hesaplamış. Samsun'a göre hesaplamış arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Ankara'ya geçtik arkadaşlar. Yani Ankara'dan çıktık sayılır. Çorum'a gideceğiz. Çorum'a da 2 saat yolumuz var. Ankara'ya gelmeden önce Polatlı'da yol üstünde mesela ışıklar duruyor. Işıklarda simitçiler oluyor arkadaşlar. Oradan Polatlı simiti aldık ve Polatlı simit yedik arkadaşlar. Polatlı'dan geçerseniz yol üstünde simitçiler olur arkadaşlar. Mutlaka o simitlerden alın arkadaşlar. Biz her geçtiğimizde oradan bir simit alırız. Yani bugün kaç aldık? Kaç tane aldık? 4 tane aldık simit arkadaşlar. Yeriz. Çok severiz o simitleri. Öyle yani arkadaşlar. Onu söylemek istedim. Evet. Onun dışında gidiyoruz. Yolculuk gayet güzel geçiyor. Çok iyi geçiyor. Şükür. Çorum'da mola vereceğiz. Yine Çorum'da bu gece kalacağız. Yarın sabah tekrar yola çıkacağız. Böyle ara ara ben çekeceğim sizlere. İnşallah videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Öyle yol çekmiyorum arkadaşlar. Zaten tamam, arkada müzik var. Şöyle bir aparat var görüyor musunuz şu orta yerde. Oraya telefonu bağlı. Açmadın Erol. Açmadın. Aç. Açmadım. Aç. Benim için mi bekliyorsun? He. Açabilirsin. Bu aparatta şimdi böyle küçük telefonumuzu koyduk biz. Oradan çocuklar şey yapıyor arkadaşlar. Müzik dinleye gidiyorlar. Bizim yolculuk da gayet güzel geçiyor. Sonra bir ara o aparatı size düzgün bir şekilde gösteririm. Ben onu sanırım sizlere anlatmamış mıyım, göstermemiş miyim? Onu soran arkadaşlar var yani. Çok rahat gidiyoruz arkadaşlar. Bu cihazla, bu aparatla hiç yolculuk sıkıntı olmuyor bizde. Deren parmağını çıkar. Deren parmak emiyor. Bak Deren parmak emiyor. Ama Deren parmak emiyor. Çıkır. Evet arkadaşlar. Çorum'a geldik. Çorum Orman İşletme Müdürlüğü'ne geldik. Şöyle bir göstereyim sizlere. Şimdi yerleşeceğiz kalacağımız yerde. Kızları da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bakın. Benim kızlar çok mutlu. Arabadan indikleri için çok mutlular. Kızlar. Çiçek değil mi anneciğim? Oynayın bakalım. Çok aşırı derece mutlular. İyi yani. Onların mutlu olması bizim de mutlu olmamız demektir arkadaşlar. Şöyle bir ama ne rüzgar var burada arkadaşlar. Rüzgar, bildiğin rüzgar var. Tabii gündüzün sıcağından sonra bu rüzgar bana iyi geldi. Sesim nasıl geliyordur bilmiyorum. İyi geliyor mudur bilmiyorum ama rüzgarın olması bir açıdan da iyi. Şurayı da göstereyim. Herhalde yemekhanesi var şu alt katta. Yemekhane var gibi duruyor. Yani biz buranın misafirhanesinde kalacağız bu gece. Çünkü tam gün gidemeyiz. Hiçbir zaman gidemedik. Yol zor oluyor yani yolculuk. Şu an 8 olabilir, 7.30-8 olabilir. Geldik yani. Çok güzel geldik. Bu sefer yolculuğumuz hiç yorucu geçmedi. Çok rahattı yani. Kızlar! Deren! Deren! Kızlar! Oh.
Evet arkadaşlar, size şöyle bir misafirhane turu yapmak istiyorum. Buradayım ben. Şöyle göstereyim kendimi. Çok beğendik arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle. şurada işte tuvaleti var. Lavabosu var. Şurada duşa kabini var. Şöyle. Ve odaya giriyoruz arkadaşlar. Terlikler var. Çok güzel bir şey. Gerçi biz yanımıza terlik getirdik ama benim kızlar gene odayı dağıtmaya başladılar arkadaşlar. Oda tamamen dağılmadan, onlara göre düzenlenmeden şöyle bir odayı size çekmek istedim. Bakın hemen kendilerine göre odayı şekillendiriyorlar. 3 tane yatak var. Çok iyi. Belki hareket ettirebilirsek şu 2 yatağı birleştiririz. Öyle daha güzel olur sanırım. Yine biz kızlarla birleştirip o yatakları yaparız. 3 yatağın olması bizim için çok iyi oldu. Şurada da bir dolap var arkadaşlar. Şurada mini buzdolabı var. Küçük bir televizyonu var. Bakın terlikleri var. Şurada da zaten bir gece kalacağız. Çok eşya çıkarmayacağız. Küçük bir valizimiz var. Onu çıkaracağız arkadaşlar. Kızlar, hazır mısınız? Hayır. Hazır mısınız? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsın. Hazırsınız. Evet. Güzel. Güzel odayı çektik. Oda turu yaptık minik. Bunlar hemen nereye açıyor? Hemen hemen yerleştiler. Hemen kendilerine göre odayı düzenlediler hanımlar. Oh oh oh, ne hala. Aferin. Annem ne yapıyorsunuz? Kusura bakma. Aniş. Çekebilecek misin? Arkadaşlar Çorum'dayız. Misafirhanedeyiz. Misafirhanenin turunu sizlere yaptırdık. Burada bir gece konaklayacağız. Yarın sabah tekrar yola çıkacağız. Tamam mı? Abi her şey yapabiliyor. Yakın mıymış? AVM falan buralara çok yakınmış. Biz AVM'ye niye gideriz? Bir gezmek için gideriz. Bir de hani belki karın doyurmak için gideriz. Yanıma gerçi bir şeyler almıştım ama onu yarın yolda da yiyebiliriz. Veya arada çocukların canı istedikçe kek pişi yapmıştım arkadaşlar. Her zamanki gibi klasik yaptığım şeyler. Onları çocuklar acıktıkça minik minik ellerine veriyorum, yiyorlar arkadaşlar. Öyle yani. Çok keyifleri yerinde arkadaşlar bu arada. Burası Çorum Orman İşletme Müdürlüğü arkadaşlar. Hemen yanında da AVM var arkadaşlar. AVM, AHL Park. Biraz AVM'ye gireceğiz. Çok güzel ışıklandırmışlar. Kızım. Arkadaşlar AVM'deyiz. Şöyle. Hemen şöyle bir üst kata çıkacağız. Üst katta karnımızı doyuracağız. Şöyle size kısaca bir göstereyim AVM'yi. Çorum AVM'deyiz arkadaşlar. Şimdi eşim. Çok fena oldu kız bunu. Ayakkabısını çıkaracak. Hayır ama ayakkabı çıkmayacak. Arkadaşlar şimdi Papayos'tan şeyler getirdim. Benim kızlar da babalarının yanındalardı. Şimdi benim yanıma geldiler. Deren. Eşim de geliyor bu arada arkadaşlar. Şöyle. Papayos'tan biz her zaman bu tavuğu yeriz arkadaşlar. Şöyle patates kızartması var. Burada da Ceren var. Değil mi anneciğim? Evet. Aldın mı onu annem? Niye aldın onu kızım? Burada da Deren. Sen iki tane mi aldın? İki tane daha aldım. Ya kola fanta yokmuş. Ne varmış? Kola mı aldın? Ya böyle bir tane de şey aldım bu. Ha. Bir yeni şey. Tamam. Çocuklar yendi ama çok da aldım. Patates kızartması ve tavuk alıyoruz genelde. Öyle işte. Tamam. Afiyet olsun bize diyelim arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Sen aldın mı? Gelin buraya. İçeri girmeyin. Yine bir ihtiyaç molası. Bir de benzin aldık arkadaşlar. Hem benzin hem ihtiyaç hem kahve içiyoruz. Kahve de içeceğiz. Burası neresi Erol? Burası çikolata. Burası neresi? Al çikolata. Çarşamba galiba. Burası çarşamba arkadaşlar. Bugün, bu arada bugün yolculuğumuzun ikinci günü.
Sabahleyin saat 10'da çıktık. Şu an saat kaç? Biraz sonra biraz sonra saate bakar. Size şey yaparım. O ne? Sandviç gibi bir şey. Hayır hayır, o şeyler verme. Çikolata var. Geleceğim anne. Geleceğim, sen orada dur. Korkuyorlar. Bak şimdi ben gelince açılacak kapı. Gördün mü annem, açıldı. Arkadaşlar şu an çarşambadayız. Sen geç oraya. Ne yaptık? İhtiyaçlarımızı karşıladık. Tamam. Ben soda içtim. Eşim meyve suyu içti. Şimdi arkada yerleşmeye çalışıyorlar. Deren Ceren'in koltuğuna geçti. Ceren koltuğunu hayatta vermez. Yani öyle sorunlar var. Eşim onları ayarlayıncaya kadar, müzik açılmadan, şuradaki müzik açılmadan ben biraz size anlatayım istiyorum. Şu an saat 1 arkadaşlar. Biz saat 10'da çıktık. Hadi kızım. 11, 12, 1. 3 saattir yolculuk yapıyoruz. Çarşambaya şey geldik. Yola devam ediyoruz. Karadeniz yolu üzerinden gidiyoruz. Bu arada işte Ordu, işte Trabzon derken Rize, o şekilde gideceğiz arkadaşlar. Dün akşam biz AVM'ye çıktıktan sonra odaya tekrar geri geldik. Odaya geldiğimizde ben kızları hemen yıkadım arkadaşlar. Yıkadım. Kendimize duşumuzu aldık. Bir rahatladık arkadaşlar. Çok iyi oldu. Sonra sabahleyin 9'da kalktık. Yanımızda şeyler vardı. Pişiler falan var diye, benim klasik pişi ve kek vardı ya. Onlarla bir kahvaltı yaptık. Bir de domatesimiz vardı bizim. Bizim komşumuzun verdiği domates vardı. O domatesi falan yanımızda getirdik. O domatesleri yedik. Gerçekten domatesler çok lezzetliydi. Çok sevdik yani domatesleri bu arada. Onlarla bir güzel kahvaltı yaptık arkadaşlar. 10'da yola çıktık. Daha doğrusu 9.30'da. 9.30 yani yarım saatte kahvaltımızı yaptık. 9.30'da yola çıktık. Çorum'un içine turladık arkadaşlar. Onu diğer kanala video olarak çektim. Çorum turu çekmiş oldum yani. Onu da editledikten sonra diğer kanala koyacağım arkadaşlar. Ne yaptın, yerleştirebildin mi? O şekilde yani. Şimdi yolculuk devam ediyor. Arada böyle durdukça, mola verdikçe sizlere çekeceğim arkadaşlar. Gayet de güzel gidiyor. Şimdilik iyi gidiyor. Ha bu arada söyleyeceğim bir şey daha var. Ceza yedik arkadaşlar. Kaç lira yedik Erol cezayı? Bilmem. Çorum çıkışında arkadaşlar. Hepiniz hani yolculuk yaparsanız, bu taraflara yolunuz düşerse, Çorum çıkışında böyle hemen Çorum'u çıkar çıkmaz radara yakalandık. 400 liraydı herhalde. Söylemiyor eşim şimdi. Ha, 400 küsur bir ceza yedik arkadaşlar. Böyle içime oturdu. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü biz buraları hiç bilmiyoruz. Yani özellikle Karadeniz yolu üzerinde çok böyle ceza yenilen yerler vardı. Dikkat ederiz oralarda ama Çorum'u bilmediğimiz için. Bir de biz Çorum dolayını hep gece geçtiğimiz için gündüz olayını bilmiyorduk. İlk defa Çorum'dan gündüz geçtik arkadaşlar. Ceza yedik. yani ne yapalım, oldu artık. Yapacak bir şey yok. Öyle. Yani de söylemek istedim. Eğer siz de bu taraflara yola çıkarsanız oralara dikkat edin. Hemen Çorum'un çıkışında oldu bu olay. Neyse arkadaşlar, sonra tekrar açtığımda görüşürüz. Burası Shell, değil mi Shell? Biz kahve vardır diye mola verdik ama eşimin içmek istediği kahveden olmadığı için birazcık morali bozuldu. O kahveden yokmuş. Kızlar biraz hava almış oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar yolculuğa. Ben arabaya bineyim.
Tamam, şimdi hadi. Arkadaşlar nerede mola verdik tam bilmiyoruz. Ama şey geçtik mi yol? Trabzon'a gelmedik arkadaşlar. Giresun'u geçtik, mola verdik. Nerede verdik? Shell'de mola verdik arkadaşlar. Eşim iki tane kahve içti. Eğer çok iyi olursam dedi, Trabzon Akçaabat'ta durmayacağım dedi. Direkt devam edeceğim dedi. Şu an 5'e çeyrek var. Kızları her zamanki gibi arabaya yerleştiriyor eşim. Biraz sonra kızların müzikleri çalacak. Kızların müzikleri çalmadan önce ben de size bir bilgi vereyim istedim arkadaşlar. Neyse yolculuk devam ediyor. Arkadaşlar Trabzon'a yaklaşıyoruz. Şöyle bir kenardaki yeşillikleri göstermek istedim sizlere. O kadar güzel ki şu yeşillikler. Hemen şu sol tarafta deniz var arkadaşlar. Şu an arabanın içinden konuşabiliyorum. Aa, tünelle denk geldi hem. Arabanın içinden rahatlıkla konuşabiliyorum çünkü müzik yok. Kızlar Haydi izliyorlar. O yüzden açıkçası konuşabildim. Bakın hemen bakın tünelden çıkınca ki manzaraya bir bakın arkadaşlar. Yemyeşil. Şu an saat 5.30. Artık 1 saate kadar falan. Bu ışığı yakalayamam. Işığı yakalamışken böyle bir göstereyim istedim size. Şöyle bakın. Karşıdaki yeşili. Hemen şu yeşilin içinde bir tane ev, birkaç tane ev var bakın şuralarda. Şu an Akçaabat'tayız arkadaşlar. Şöyle bir Akçaabat'ı göstereyim. Akçaabat'ta durmayacağız. Çünkü eğer yemek yersek veya köfte yersek uyku geleceğini düşünüyor eşim. O yüzden inmeyeceğiz. Ne oluyor o zaman? Trafik atlayacak. Şoför çok mu gerginiz? Gerginiz galiba. İlerlemiyor. Yavaş mı gidiyorlar? Işık çok fazla. Işık çok fazla arkadaşlar. İlerlemiyor. Yol diyor bitmiyor diyor. Işık, gerçekten ışık. Çok fazla ışık koymuşlar. Yani. Sanırım bu kısımda yol biraz daha uzun sürüyor. Mesela biz Denizli Çorum arası ortadan böldük ya. Daha rahat geldik ama bu sahil yolunda çok fazla ışık olduğu için ışıkta sürekli dur kalk dur kalk yaptığımız için biraz zor oluyor. Hani yoksa trafiğin sertliği yok. Işık çok yoruyor bizi. Arkadaşlar hemen sağda Trabzon. Sahil yolundan gittiğimiz için Trabzon'un içini çok fazla göremiyoruz ama Trabzon'a geldik. Şurası da sahil yolu. Şu an saat 6. Evet arkadaşlar şu an saat 6. Trabzon. Şu an Trabzon'dayız. Arkasından Rize'ye geleceğiz. Rize'den sonra Artvin'e geleceğiz. Yani saat 10'da Artvin'de olacağız. 4 saatimiz daha var. Sabahleyin saat 10'da çıktık. Akşam 10'da Artvin'de olacağız. Yani 12 saat yol yapıyoruz. Dün de 10 saat yol yaptık. Artvin'e Denizli'den 22 saatte gelmiş oluyoruz. Molalarımız çok oldu. Yani baya baya mola verdik. Ve molalar öyle hani uzun sürdü. Rahat bir 5'er 10'ar 15'er dakikalık molalarımız oldu. Çocuklar çünkü arada onları mola verdirip dinlendirmek lazım. Çünkü ayaklar şişiyor sonuçta. Eşim de kahve içti. Ben de su içtim diyormuşum. Ben çok kahve içmedim. Bir defa mı içtim ben kahveyi? Bir defa kahve içtim. Bir defa içtim. Ha, ben bir defa içmişim kahveyi. Ben artık videomu sonlandıracağım. Onun için karşınıza geldim. Yani tatilimin... Ay ben necim? Tatilimizin üçüncü günü. Arkadaşlar bu videoyu yarın yayınlayacağım. Yani Artvin'deki birinci günümüzde ve tatilimizin üçüncü gününde yayınlamış olacağım. Videoları pazartesi, çarşamba, cuma şeklinde atacağım. Ekstra video aralarda atmayacağım. Çünkü internet sorunum var. Çok fazla aslında gönül isterdi ki Artvin'de çok her gün çekip atmayı çok isterdim. Ama internet sorunum olduğu için aynı sistem devam edeceğim. Pazartesi, çarşamba, cuma video çekeceğim. Yani şöyle olmuş olacak. Gene her gün çekeceğim ama
Mesela 30 dakikalık video yapıyorsam 15 dakikasını bir gün, 15 dakikasını bir gün olacak şekilde ikişer günlük videolar çekeceğim. Yani her gün video çekeceğim arkadaşlar, ama her gün atmayacağım. Onun dışında söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Aklınıza gelen bir şey yok değil mi? Var mı? Yok. Yok diyor. Fazla görünmüyor ama şöyle sevgili biraz eşimin yüzünü göstereyim. Şu boncuklardan çok görünmüyor. Şöyle. Yani videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Eğer videomuzu buraya kadar izlediyseniz ve kanalımıza abone olmadan izliyorsanız arkadaşlar, YouTube kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin ve videolarımıza yorum yapın istiyoruz arkadaşlar. Tünele gireceğiz şimdi. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Evet, giriyoruz tünele. Giriyoruz. Burası şey. Kısa bir tünelmiş ama değil mi? Kısa. Çok eski bir tünel. Eski bir tünelmiş. Çöplük çıkmıyor. Aslında var ya arkadaşlar, o kadar güzel çekilecek şeyler var ki, şöyle bir arkayı göstereyim size ve bitiriyorum. Görüşürüz.